Antalya'da inşaat sektöründe 1980'lere dayanan tecrübesini otel yatırımlarına taşıyan OVM Atayapı, iç dekorasyonda kalite ve işçilikte fark yaratıyor. Nitelikli kadro projelerin kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor. Turizm bugün tüm dünya ekonomilerinde gözde bir konuma sahip. Ülke kapsamında toplam yatakların ve yabancı turistin 1/3'ünü barındıran Antalya bu konuda ciddi bir şekilde öne çıkıyor. İstatistikler Türkiye'ye bu yıl gelen 10 yabancıdan 6'sının İstanbul veya Antalya'dan giriş yaptığını ortaya koyuyor. 2013'te Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında da Antalya 11.120.730 turiste ilk sırada yer alıyor. Yatak kapasitesini her yıl artıran ve mevcut tesislere her yıl yenilerinin eklendiği Antalya'da turizm dev bir sektör haline geldi. Turizmdeki gelişim, zincirin halkaları misali diğer sektörleri de tetikliyor ve bunların başında inşaat geliyor. Bölge ekonomisinde önemli bir paya sahip olan otellerin inşasında profesyonel bir anlayışla sorumluluk üstlenen OVM Atayapı, otel iç dekorasyonuna yoğunlaşıp ekip ve ekipmanlar konusunda kendini yenileyerek bugünlere ulaşıyor. 88'de başladık. İnşaat sektörü altyapıdan başladık. Yani altyapı işte harfiyattan başladık diyebiliriz ona. 93'ten itibaren de üst yapı dediğimiz daha çok dekorasyon ağırlıklı işte. Alçıpon boya grupları vesaire işte ince işler diye tabir ettiğimiz tüm grupların içinde başladık. Başladığımız günden beri de ağırlıklı turizm sektörüyle çalıştık ve o günden bu yana ekip ve ekipmanlarımızı turizm sektörüne göre dizayn ettik ve ona göre kurduk. Hamit Özcan, sektöre giriş hikayelerini paylaşırken bölgenin gelişen yapısı bizi bu alana yöneltti diyor. Hızlı bir şekilde 90'lı yıllarda turizm çok daha aktif ve çok daha hızlı yapılaşmadaydı. Ve o hızlılıkta biz de ona paralel olarak kendimizi ona göre dizayn edince hep orada kaldık zaten. Yani daha çok turizmde, biz onu da sevdik aslında. Çok hızlı çalışma ve o tempo ile gitmeyi hep ona yöneldik. Ve o şekilde de gidiyor hala. Aile şirketi olarak yoluna devam eden firma, temelden çatıya anahtar teslim projeler sunuyor. OVM Atayapı kendi aile şirketimiz. Dolayısıyla şehir içinde de yapsat diye tabir ettiğimiz yani inşaat da yapıyoruz kısmen de olsa. Ağırlık yine demin de söylediğim gibi turizmde. Gittikçe kendi portföyünü daha yükselterek, daha önce ince işleri dediğimizde şimdi temelden çatıya kadar diye tabir ettiğimiz anahtar teslim yapılarda daha çok bulunmaktayız. Turizm sektöründe de başladık. Kalıp beton vesaire diğer işlerle alakalı. Mekanik ve tesisat hariç kalan işlerin tamamı aşağı yukarı. O şekilde de devam ediyor sonuçta. Türkiye'nin en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan ili Antalya, aynı zamanda yatak kapasitesi açısından da lider konumda. Turistlerin büyük bir keyifle konakladığı otellerde Akdeniz ruhu yansıtılmaya çalışılıyor. Mimari yapısıyla beraber daha çok yansıtmaya çalıştığımız Akdeniz kültürü. Sonuçta bir Akdeniz ülkesi ve Akdeniz'deyiz. İşte iç dekorasyon dediğimiz şekilde duvar kağıdına tutun, işte alçıpan grubuna vesaire. Diş hepe gittiğiniz zaman yeni geliştirilen bu işte bordek sistemi vesaire. O mimarinin yapısına göre daha çok iç mekan ve dış mekanda biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Yapılar daha çok nitelikli bir hal aldı ve çok daha görselliğe döndü. Uygulanan projelerde malzeme seçiminde de hassas davranılıyor. Hamit Özcan, kalitemizi işçiliğimizle ortaya koyuyoruz diyor. Çoğu yerde proje bize ait değildir. Bizim proje bize ait olan lokaldir daha çok. Daha renovasyonlarda biz projede uyguluyoruz ama genel anlamda projenin tamamı bize ait olmuyor. Biz orada yapı kalitemizi ortaya koyuyoruz. Daha çok işçilik kalitesi ve malzeme kalitesini ortaya koyuyoruz. Projeyi uyguladığımız için onun paralelinde proje kaliteliyse işimiz de ona göre kalite çıkıyor işin doğrusu. Bugüne dek tadilatla beraber 30'u aşkın projede yer aldıklarını söyleyen kurucu Hamit Özcan, otel yatırımcılarının kendilerini tercih etmesinin başlıca sebebini iş ahlaklarına bağlıyor. Başta iş ahlakı, işe sahiplenmek, şantiyede olmayı çok severiz. Bir de ayrı şirketi olduğumuz için daha çok kendimiz de bulunuruz şantiyelerde ve hızlıyız. Zamanında da bitirip teslim ederiz kaliteli bir şekilde. Tercih nedeninden bir tanesi o. Şimdiye kadar da hep hiç mahcup olmadan bitirdik.
projeleri tamamlayan firma, profesyonel kadrosu sayesinde aynı anda birkaç projede birden çalışabiliyor. İki tane projeyi bir anda bitirdik. İkisi de 5 yıldızlı oteller. İkisinin toplamında 400'e yakın personel arkadaşla beraber çalıştık. Ve ikisini de 5 ay kısa bir sürede teslim ettik ve işletmeyi de açtık. Biz bu sene de 4 tane projede bulunduk. 4'ünü de Nisan ayında teslim ettik. Hatta Nisan başında teslim ettik. Ama tadilat ağırlık olduğu için bir tanesi de projesi de bize aitti. Ekip kalitenizi kendisini ortaya koyuyor sonuçta. Hep 4 projenin 4'ünde olamazsınız. Ekiplerinize güvendiğiniz için ve orada olduğu için. Ekipmanlarımız da ona göre dizayn edilmiştir. Şantiyemizi kurarız, personelimiz ona göre, çalışan personelimiz, işte kalifiye ya da teknik personelimiz hep ona göre dizayn edildi. Özcan, konut projelerine nazaran otel inşaatlarında zamanla yarışıldığını söylüyor. Siz bir inşaat yaparsınız, bir yapsal sektöründeyseniz 3 ay sonra da bitirseniz de olur. Ama siz oteli 3 gün sonra da açamazsınız. Çünkü ona göre müşterisi var, ona göre adamın da programı var, ona göre de bağlantısı yapmıştır ve gününde açmak zorundasınız. Onun için biz de o hızlılıkla çalışıyoruz. Karşı tarafı da hep mutlu ettiğimiz için, hep tercih nedeniyle bir tanesi de o zaten. Süremiz de bitmek. Yapılan iş referansımız oluyor diyen kurucu Hamit Özcan, tecrübelerine güveniyor. Projeye baktığımızda biz de ne kadar sürede bitirebileceğimizi görüyoruz. Yani yapıya başlarken değil, projeye başlarken sonunu görebiliyoruz. O da bir tecrübe gerekiyor. O da zamanı zaten o yerine oturdu. Tabii ki yaptığımız her proje bir referanstır. Ve sonuna kadar da arkasında, işimizin de arkasındayız. Yani yapıp gittik diye bir şey yok. Yaptığımızın işin de arkasında kalıyoruz biz. Özcan, yaptıkları işin kalitesinin, teklif sunmaksızın otel yatırımcılarının firmayı yeni projelere dahil etmesi sonucunu doğurduğunu dile getiriyor. Teklifsiz, şartsız, koşulsuz çağrılıp ve gidip yapıyoruz. Yani bizim yaptığımız bir projeyi eğer o grup başka bir proje uygularsa ya da başka bir otele başlarsa kesinlikle bizim yaptığımız kalemlerin çoğunda hep bugüne kadar böyle de olmuştur. İşte şu kalemleri çağırırlar, yapar mısınız? Yaparız dediğimiz kalemler bize ayırtılıyor. Yani bunlar sizin de diyebiliyorlar bize. Tabii ki bir 30 projenin 30'un tamamında bu geçerli değildir. Ama %80'inde bu geçerlidir. Uygulama firması olarak yatırımcıların çözüm ortağı olmak diyor kurucu Hamit Özcan. Hedef sloganımız da o. İnşaatınızın çözüm ortağı oluyoruz. Sonuçta aynı zamanda uygulama firmasıyız aynı zamanda. Sadece yapsat değil, uygulama firmasıyız. Onların çözüm ortaklarıyız. Projeler Antalya ile sınırlı kalmıyor. Firma turistik bölgeler ağırlıkta olmak üzere farklı şehirlerde de uygulamalar yapıyor. Proje bazında olduğu sürece Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz. Sonuçta yaptıktan aşağı yukarı Fethiye'de yaptık, Bodrum'da yaptık. Yani geldi teklifle geldi sürece deniz ama tercihimiz özellikle Antalya tabii. Hatta öyle ki ülke sınırları aşılıp yurt dışı projelerinde faaliyet gösterildiği bile oluyor. Hamit Özcan buna da açıklık getiriyor. Partnerlerimizle gittik yurt dışına. Özellikle Libya'da bulunduk. Kazakistan'da bulunduk. OVM olarak o zaman orada bulunduk. İşte partnerimizle beraber özellikle oralarda bulunduk biz. Hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği Antalya yatırıma doymuyor. Sektörün geleceğine değiniyor Hamit Özcan. Antalya'da otelleri, yatırımları, turizmi anlatıyor, büyük resme bakıyor. Bir turizm şehri ve olması gerektiği gibi de oluyor. Siz dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Alanya'da gelirken işte sahilde nasıl bir yapılaşma olduğunu. Hala herhalde ihtiyaç vardır ki hala otelleri yapılıyor. Şu anda gördüğümüz önümüzdeki herhalde bir 7-8 tane yeniden otel yapılanması gözüküyor. Devam edecektir. Daha kaliteli bir oteller yapılıyor. Eski oteli yenileniyor. Müşteriye daha sağlıklı hizmet, daha iyi hizmet veriyor. Kesinlikle eminim ki en güzel hizmet de Antalya'da veriliyordur. Ondan da şüphe yoktur. Özcan, hizmet sektöründe Antalya'nın öncü yapısına dikkati çekiyor. Sonuçta inşaat grubuyuz ama onlarla beraber olduğumuz sürece baktığımız kadarıyla en iyi hizmet sektörü yine Antalya'dır. Antalya'da turizm sektörüyle birlikte büyümek firmanın ana hedefi. Bizim inşaat grubu olarak daha çok
kaliteli yapıları ortaya çıkartma, daha çok iş yapmak. Hedeflediğimiz bu yani. Turizm sezonuna girmeyi değil de turizm öncesi yapılarda hep bulunmayı tercih ederiz. Yapılan iş ciddi bir koordinasyon gerektiriyor. Zira işi zamanında bitirmek adına kimi zaman 200 kişilik ekibin bir arada çalışması gerekebiliyor. Burada tecrübe devreye giriyor. Zamanında bitmesi lazım. Yani sadece oraya 20 tane, 100 tane adam koymanızla, sağlamanızla yetmiyor. O bilgi ve becerinizin de olması lazım. Onun projenin ne zaman, nereden başlayıp, nerede bitmeniz gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. Bütün ekibinizle tabii, tek başına da olmamakla beraber, ama sonuçta onları iyi organize edip o zaman içinde zaten o kendini buluyor ve bitiyor. Uygulamalarda kullanılan malzeme de işçilik kadar önemli bir başka etken oluyor. Kurulduğumuz günden bu yana merdiven altı tabir ettiğimiz ürünleri hiçbir zaman kullanmadık, kullanmayacağız, kullanmıyoruz da. Çünkü sizi kaliteyi götüren sadece işçilik kalitesinden paralelinde bir de malzemenin kalitesi önemli. Sizin kaliteli ürünlerle çalışmanız yapıyı da kaliteleştirir, işinizi de kaliteleştirir. Siz bunu bir araya getirdiğiniz zaman zaten yapınız kaliteli olur. Öbür türlü siz başarılı olamazsınız. Kaliteli ürünleri tercihidir. Bizim tercihimiz kaliteli ürünlerdir. Özcan sözlerinin sonunda seçtikleri ürünlerin çevre dostu olduğuna dikkati çekiyor. OVM Atayapı kurucusu Hamit Özcan, çevreye zarar vermiyor, sahada iş süreçlerimizde sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz diyor. Günümüzde zaten ürünlerin çoğu inşaat sektörü çevre dostuna dönüştü. Aşağı yukarı hepsi o hale geldi. Yani çevreye zarar verecek çok ürün kalmadı. Örnek işte boya sektörü hep solvent bazından su bazlıya döndüler. Yani sağlık zararlısı yoktur. İşte eski yapılardaki gibi işte solvent grupları kullanıp vesaire öyle bir şey kalmadı. Tamamıyla su bazlı ürünlere döndüğü için. Onlar da sağlıklı bir ürün sonuçta. Antibakteriyel ürünler daha doğrusu daha da çok. Biz inşaatların çözüm ortağıyız ama bizi tercih eden tüm grup ve kişilere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bir dahaki projelerinde görüşmek dileğiyle diyeceğiz.